Benim adım Monika Hocaoğlu. Türkiye'ye 2006'da geldim. Radom'dan geldim. Radom işte 100 kilometre aşağıda, Varşova'nın aşağısında bir şehir. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. İşte 17 sene oldu. Neden geldim? Aşk peşinden diyebilirim geldim. Eşimle 2003'te Moskova'da tanıştım. Ben oralara bursluk için geldim. Rus dili ve edebiyatı okuyordum. İşte kazandım bursluğumu, gittim okumaya. Aynı üniversitede eşim de vardı. Kendisi mimar, işte eğitim için aynı üniversiteye geldi. Orada işte tanıştık, arkadaş olduk. Sonra bir iki sene arkadaşlık ettikten sonra evlenmeye karar verdik. 2006'da işte evlendik ve böylece Türkiye'ye geldim. İki tane çocuğum var. Bir kız 14 yaşında Melisa ve oğlum 10 yaşında Yakup Kan. Öncelikle geldikten sonra ben öğretmen olarak çalışıyordum. Rus dili ve edebiyatı bitirdiğim için Rusça ders veriyordum. Bayağı sürdü işte, o 5-7 sene belki 10 bile sürdü. Ondan sonra işte Lehçe ders vermeye başladım. Aynı anda tercümanlık yapıyordum. Çalışırken aynı zamanda hep zaten örgü örüyordum. 30 sene gerçekten sürüyor benim hikayem. Arkadaşlar, işte yakın dostlar için örmeye başladım. Şimdi artık örgü benim iş oldu. Bebeklerim internet üzerinde bir sayfam var. Orada işte yaptığım oyuncakları paylaşıyorum. Tabii ki buraya koyana kadar çok uzun bir süreç var. Önce isim şey yapmam lazım, oyuncak için uyduruyorum. İsim kesinlikle Lehçe olacak. Ama basit telaffuz edebilen isim olacak. Çünkü böyle şeçe sesler olunca tabii ki Türkler, yabancılar telaffuz edemezler. Bu yüzden böyle klasik Polonyalı isimleri seçiyorum. İşte Antoni, ondan sonra Theodor, Gustav, Zofia. Onları işte isim olduktan sonra oyuncağın bir hikayesini yapmam lazım. Ne ile uğraşıyor, ne iş yapıyor, işte hobileri ne. Bu hanımefendi Gertrude'a mesela müzede çalışıyor. Çok eski filmleri seviyor. İşte insanlar Fransa'yı çok seviyor. İnsanlar, ay işte ben de çok Louvre görmek istiyordum. Ah, tam benim o. Böylece insanlar işte onları sevmeye başlıyorlar. Türkiye öncelikle söylemek gerekirse çok güzel bir ülke gerçekten. Yani o kadar tarihi, o kadar kültürel zengin bir ülke ki her yeri gezmek çok isterdim. Öncelikle Ege'yi çok seviyorum. Bergama'yı çok seviyorum, İzmir'i çok seviyorum. Oradaki insanlar bambaşka. Ama İstanbul o kadar zengin ki, o kadar büyük bir şehir. Kaç sene, 20 sene hemen hemen oldu. Hala gezemediğim, görmediğim yerleri keşfediyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Yeni açılan sarnıçlar, yeni restore edilen müzeler. Türkleri seviyorum. Yani toplum olarak insanlar iyi, çok cana yakın, çok misafirperver öncelikle. Hiçbir zaman kötülük görmedim Türklerden. Hiçbir zaman dışlamadılar ben, yani yabancıyım diye. Türkçe kötü konuşuyorum, daha önce hiçbir şey bilmiyordum. Yani buraya geldiğimde Türkçem sıfırdı. İki kelime evet biliyordum ve zeytin. Öyle geldim Türkiye'ye, hiç sıfır. Ondan sonra işte çalışmaya başladığımda, yaşamaya başladığımda öğrendim. Ama hiçbir zaman bu sebepten kötü hissetmedim, kötülük görmedim. Bu yüzden onlara çok minnettarım. Türk'le mesela şaşırıyorlar ne kadar bizlerle aynı böyle özellikleri var. Nasıl tarih
aynı yerde kesişiyor. Mesela Nazım Hikmet hakkında onlara anlattığım zaman gerçekten şaşırıyorlar. Nasıl Nazım Hikmet Polonyalı? Ama yani gerçekten Polonyalı birazcık ve Polonya vatandaşı bile aldı. İşte onun büyük büyük dedesi Konstanty Bożenski işte ne zaman 1870 yıllarında buraya kaçtı işte Poloneskoye. Çünkü Polonya'da ayaklanma oldu. Kaçak olarak buraya yaşamaya başladı. Sonra asker oldu. Çok yardımcı oldu Türklere. Sonra Müslüman oldu. Mustafa Celaleddin Paşa oldu. Hatta 1800 yıllarında bir kitap aldı. Ve kitapta yazıyor ki aslında Türkler Fransızlardan, Türklerin hiç farkı yok. İlk kez böyle Türklerin pozitif şeyleri Avrupa'ya çıkıyor ya. Çünkü Türkleri barbarlar olarak görüyorlardı o zaman. Sonra bu kitapta da ilk kez Türk alfabe yeni harfleri deneme yapıyor. Ve bu deneme üzerinde 30 sene daha fazlasıyla Atatürk alıyor. Harfleri bakıyor işte nasıl yapabiliriz, şu Arapçayı Latince'ye çevirebiliriz. Ve Konstanty Bożenski işte Celaleddin Paşa hakkında diyor ki bu adama altından bir heykel yaptırmak lazım. Yani bizim Polonyalı hemşerim ne oluyor? Türklere bir tarafından yardımcı oluyor. Sonra onun torunu, büyük büyük torunu Nazım Hikmet Bulgaristan üzerinde Rusya'ya kaçıyor. Arkadaşlar yardımcı ona oluyorlar. Polonya'ya geçiyor, Varşova'ya geçiyor. Bristol Oteli'nde kalıyor. Vatandaşlığı alıyor. Ve bu şekilde Polonyalı oluyor.